Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneoları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla, izlenimlerinizle bana destek olabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde. Bu arkadaşlar bir çay karıştırıcısı. Bu çay karıştırıcıların hikayesi de oğlumu hafızlık kursuna yazdırmaya götürdüğümde orada çay ikram ettiler. Ben de şeker kullanmadığım için bunlar dedim alayım götüreyim. Şimdi yoğurt kovasını daha doğrusu yani bana ait bir şey alıp götüreyim deyince oradan gizli alınmış bir şey değil. Hani tabağımda olan bir şey çay tabağımda. Evet arkadaşlar bu şekilde bu kaşıkların öyküsü de aslında bunu yoğurt kovasının sapıyla yapacaktım. Bulamadım. Aklıma bu geldi. Bu çay karıştırıcıları da aynı hemen hemen kalınlıkta. Belki biraz daha kovanın sapı biraz daha kalın olabilir. Bunu kullandım. Size de fikir olsun hem bulamadığınız yerde pipet olsun. Yoğurt kovası sapı olsun, şiş olsun. Şiş ağır oluyor diye bunları kullanıyorum hafif taşıma açısından. Sizler için de hem bir fikir olsun arkadaşlar. Bu şekilde oyamızın yapımına geçelim. Tığ battımızı hazırlıyoruz. Yemeğimizin dört kenarını bu şekilde tığ battılıyoruz. Sonra arkadaşlar bir tane tığ battının içine sık iğne ile giriyoruz. 7 tane bu şekilde zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane zincirimi çektim. İpimi biraz uzattım. Şeker karıştırıcımı, çubuğumu aldım. Uzattığım ipi bu şekilde buraya taktım. Şimdi buradan bir alttan yani 6. zincirimizin içinde bakın arkadaşlar aynı yere batarsak sağlanır. Sağlam olmaz. Bir alt zincirden girip buraya bir tane zincir çekiyorum. Ve tekrar uzatıp pipet diyecektim arkadaşlar. Uzatıp çubuğumuzun üzerine takıyoruz. Aynı yere tekrar girdim. Aynı zincire tekrar girdim. Dibine bir tane de zincir çekiyorum. Uzatıp taktım. 3 defa aynı işlemi yaptım buraya. Bu şekilde. Aynı yere girip 6 tane zincir çekiyorum. Bir alta girdiğimiz için arkadaşlar 7 zincirin bir altına girdiğimiz için geride 6 zincirimiz kaldı. Biz de buraya 6 tane zincir yapıyoruz. Bir eksik yani. Aynı yere girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. 2 tane tığ battı atlayıp 1, 2, 3. tığ battımın içine bu şekilde sık iğne yapıp zincirimi kapattım. Yine aynı şekilde arkadaşlar buraya 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Tığımın başını 3 defa doluyorum. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battının içine 1, 2, 2, 2, 2. 5 seferde bir trabzan yaptım. Çünkü bu yaprakta olacağı için uzun bir trabzana ihtiyacımız var arkadaşlar. O yüzden 3 defa doladım. Eğer 2 defa dolayıp gevşek gevşek alırsanız o şekilde de böyle uzun bir trabzana sahip olursunuz. Elde edersiniz. 1, 2 zincir. 1 defa doladım. Trabzanımın arasına girdim. 2, 2 olarak aldım. 1 defa doladım. 1, 2, 2. Buraya 3 tane trabzan yaptım. Bu şekilde. 2 defa tığımın başını doluyorum. 2, 2, 2 olarak 3 seferde aldım. 4 zincir. Buraya bu şekilde göstereyim. Trabzanımın arasına tomurcuk yaptım.
Buraya 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 4 ve 5. 5. sık iğne. 6.'yı da yuvada yapıyoruz. Buraya da 5 tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 Sonra arkadaşlar bir tane de dibine yapıyoruz. 6 oluyor. Bu şekilde yaprağımız da hazır arkadaşlar. Bir tane kirpikli ara, bir tane de yapraklı ara yapıyoruz bu şekilde. Buraya 7 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen aparatıma çubuğuma taktım. Bir alt zincirden alıyoruz. Bu şekilde. Bir zincir çektim dibine. Kapattım buraya. Bir zincir çekip dibinde aynı yerden 3 tane kirpik çıkardık arkadaşlar. Şimdi aynı yere tekrar batıyoruz. Buraya 6 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 Şimdi buradan 2 tane tığ battı sayıyorum. 1 2 3. tığ battının içine bu şekilde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımın başını 3 defa doluyorum. 1 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battımın içine 1 2 2 2 2 alarak uzunca bir trabzan yaptım. Şimdi buraya yaprak yapıyoruz. 1 defa doladım. 2 2 Tığımın başını 1 defa doladım. 1 2 2 3 sefer daldım. Tığımın başını 2 defa doluyorum. 2 2 2 4 zincir. Son trabzanımın içine kapattım buraya. 5 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 Bu şekilde 6.'yı da buraya batıyorum. Buraya da 5 sık iğne. 3 4 5 Buradakini de tığ battıya batıp bu şekilde yaprağımızı bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 İpimi uzatıyorum. Aparatımı taktım ipimi. Şimdi bir alta şöyle zincirin içinden bir zincir çekip kapattım. Aynı yere tekrar bir zincir çekip kapattım. 3 tane kirpiğim oldu. Aynı yerden girip 6 tane zincir. Altı. 2 tığ battı atlıyorum. 3. tığ battıya kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. 3 defa doladım. 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1 2 2 2 2 şeklinde bir trabzan yaptım. 1 2 zincir. 1 defa doladım. Zincirimin trabzanımın arasına girdim. 2 2 aldım. 1 defa doladım. 1 2 2 3 seferde 2 defa doladım. 2 2 2 3 seferde aldım. 1 2 3 4 zincir. Buraya kapattım. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptım son trabzanıma.
Altıncıyı da trabzanda bağladım. Yaprağım hazır. Buraya da 5 tane sık iğne. 3, 4, 5. Sonuncuyu da bu şekilde yuvada kapattım. Bir zincir çektim. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Şimdi bunları şöyle arkadaşlar tuta tuta eğer bunları baskı yaparak tutarak çıkarırsak kalıp gibi çıkıyor arkadaşlar. Bakın bu şekilde tutabilirsek çıkarabilirsek daha güzel oluyor. Şimdi sarı ipimizle bu şekilde bir iki tane zincir yapıyorum. İpimi tutturdum. Bu çıkardığım kirpikleri arkadaşlar hepsini toplayacağım. 2 3 Üçünü birden buraya tığıma topladım. Ve buraya bir sık iğne yaparak ipimi bu şekilde tutturdum arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum bu sık iğnemin tepesine. Şöyle hafif bir uzaltıyorum. Doluyorum tığımı. 1. Aynı bu 3 kirpik yuvanın içine girdim. 2. 3. Dolamayı unutmayın. 4. Bu da 5. 5 defa 3 kirpikli yuvaya doladım arkadaşlar. Buradan aradan geçiyorum 5 tane kirpiğimin arasından. Yandaki ipimden tutup şöyle bir iplerimin hepsini aynı seviyeye getirip sıktırdım. Ondan sonra yandakinden girip bu şekilde kapatıyoruz. Buraya 1, 2, 3, 4 zincir. Fındığımın kenarına 4 zincir çekip bu 3 zincir, 3 kirpikli yeşil yuvadan girdim. Buraya zincirimi kapattım. Bu şekilde. Yani zincirle bir nevi aşağı iniyoruz arkadaşlar. Yuvaya iniyoruz. Şimdi buraya 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Fındığımı şöyle ters çeviriyorum. Ters tarafını arkadaşlar. Oyamızın ters tarafını. Şurada fındığın öbür tarafındaki, sol tarafındaki yere yeşil yuvanın içine bu şekilde zincirimi kapattım. Zincirimi buraya kapattım sık iğne ile. 1, 2 zincirle dönüş yapıyorum. Şimdi bu zincirli 12 zincirli yuvanın içine 2 zincirimi kapattım bu şekilde. 1, 2 zincir. Buraya yuvaya kapattım. 1, 2 zincir kapattım bu şekilde. 3, 2 zincir çekip 4, 2 zincir çekiyoruz. 5, 2 zincir çektim. 6, 7. Bakın arkadaşlar zincirlerimin kenarlarını dolduruyorum. 1, 2 zincir. 8, 2 zincir, 9, 2 zincir, 10, 2 zincir, 11, 2 zincir, 12. 12 zincirimizin üzerine tam 12 tane arkadaşlar 2 zincir çekerek yuva yaptık. Sonuncusun sık iğnemizi de yeşil yuvanın içine yapıp bir zincir çekip ipimi koparıyorum. Şimdi bunu bir tane bile tel olsun arkadaşlar. Geriye çekiyorum. Çünkü önde yanık izi olmuyor. Bu şekilde kapattım. Şöyle yapıştırdım. Bir
Bir tane de pembeden yapacağız aynı işlevi arkadaşlar. 2 zincir çekerek pembe ipimi tutturdum. Bu kirpiklerimden tutuyorum. Bir düz yünlerinden 2 3. Üçünü birden bu şekilde aldım ve buraya sık iğne yapıp ipimi tutturdum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekiyorum, ipimi çekiyorum. 2 3 4 ve 5. 5 tane buraya ilmeğimi topladım. Şöyle kenarından ipimi tutuyorum. Tuttuğum yerden şöyle yapıp hepsini bir araya sıkıştırıyorum bu şekilde. 1 2 3 Ay. Tığı kıpırttırdık. Bunu sıktıralım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu yeşil yuvanın içine indim. Bu şekilde. Buraya kapattım 4 zincir. Tekrar buraya 12 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Şu fındığımın öbür tarafına, yeşil yuvanın içine, buraya bu şekilde kapatın. 1 2 zincir. Döndüm. Bu zincirli yuvanın içine girip kapattım. 1 2 zincir. 1 2 zincir. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Sonra arkadaşlar sonuncuyu da bu şekilde yeşil yuvada yapıp kapattım. Bir zincir çektim. Evet arkadaşlar, modelimiz gördüğünüz gibi çıtı pıtı böyle topi top şekeri gibi çok tatlı oldu. Modelimizin yapılışı bu şekilde. Büyütüsüz hali arkadaşlar. Hafif de büyütü vurduğu zaman inşallah böyle çıtır çıtır pıtır pıtır şöyle daha bir görünüşü hoş bir şey olacak. Evet, modelimizin yapımı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.